Çok değerli hemşehrilerim. Bir tane benzeri var. Japonya'da, o taraflarda. Ordu Giresun Havalimanı'nda dünyada bu özellikleriyle üçüncü olma unvanına sahip. İnşallah 22'sinden itibaren artık kendi havalarımızda uçacağız. Kendi havalarımızdan uçacağız. 22'sinde, 22 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın katılımıyla bütün hepimizi, bütün Giresun hemşehrilerimi, kardeşlerimi havalarında çalışmaya bekliyoruz değerli kardeşlerim. Ordu Giresun havalarının yapılacağını, hele böyle özelliklere sahip bir havalarının yapılacağına hiç kimse inanmadı. Ama hamdolsun, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun, bize bugünleri gösterdi. Bu güzel yatırımların hayata geçirilmesi nasip etti. Elbette Giresunlu hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin desteği ve yardımıyla. Büyük proje yine geçtiğimiz hafta yine Giresun'un 50 yıllık projelerinden bir tanesini temelini attık. 5909 metre uzunluğundaki Eribel Tüneli'nin iki tip olacak. Yani toplam 12 kilometre aşağı yukarı. 5909 metre tünelinin temelini attık. İnşaat başladı. Vermeye başladılar. Tamamlandığında Türkiye'nin üçüncü en büyük tüneli olacak. Birincisi Ovit Tüneli, ikincisi Kınık Tüneli, üçüncüsü de Eribel Tüneli. 15-20 gün içerisinde inşallah Çotana Arena'nın 20 bin kişilik UEFA standartında mükemmel bir stadyum yapıyoruz. Onun da ihalesini gönderiyoruz 15 bin içerisinde. Bunların daha fazla tıp fakültesi, Giresun Tıp Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı'nın birlikte kullanacağı 350 yataklı hastanenin de yine önümüzdeki günlerde ihalesini yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz, sıra sizde.